şimdi. Çünkü 2019'da Mayıs ayından sonra vereceği konserlerin fiyatlarını yazmış yanına. Herhalde ya muhasebecisine atacak. Büyük versenize şunu. Ya muhasebecisine atacak. Yok ya, yapmıştır o. Hakikaten yani. bak şimdi dur, okuyacağım şimdi sana. Bomba diyorum sana. Tam yıldızlık hareket, biliyor musun? Tam yıldızlık bence hareket. Bence bunu bilerek yapmış. Bilerek mi yapmış diyorsun? Kesin. Bak. Antalya Açık Hava'da 27 Nisan'da 160 bin lira. Fiyat 160 bin liraya gidiyormuş Yıldız Silve. Ben inanmıyorum. Edirne Bahar Festivali 160 bin lira. Kıbrıs 150 bin lira. Bir mekanda çıkıyor 100 bin lira. Burada hep çıktığı için belki indirim yapmış. Sen Alaçatı'da. Sen inandın mı bunlara, gazetecisin? Denizli Açık Hava Amfiteyatro'da 160 bin lira. Bir şey söyleyeceğim sana. Olabilir. Sen bak, Yıldız şey Tilbe'nin yazısının tam karşı aynı paragrafta. Hayır. O yazıyı bir dakika. Şimdi evde bakkal şeyi olsa, defteri olsa. Yıldız Tilbe'nin bu kadar düzgün yazıp da karşısına böyle aralık verip yazdığı bir şey değil bu. Kim menajeri yani? Falan yazdı muhtemelen. Dedi ki at bakalım Haluk şeyler nedir bizim programımız, kaç lira nereden alıyoruz diye. Haluk'un yaptığı şey o. Yıldız yapabilir mi bunu? Tamam da bir yere atıyor olması lazım. İşte bir yere ya muhasebecisine atacak. Bak bizim hani 2019 planımız bu diye. Çünkü bak şey falan var. 5 Temmuz'da Almanya Gelsenkirchen var mesela. 35 bin euro alıyor. Bu arada Yıldız Tilbe'nin kaşesini öğreniyorsunuz arkadaşlar. Yurt dışı kaşesi 35 bin euroymuş. Bence bu düzmece bir şey. Nasıl düzmece bir şey? Yani ya? Bu gerçek rakamlar. Ayvalık bunlar. Açık Hava 160 bin lira. Yani 150-160 bin liraya çıkıyor. Al yılbaşı var Kıbrıs bilmem ne otelde. 31 Aralık 2019. 350 bin lira. Kaça çıkacak Yıldız sence? Hayır yani ben inanmadım bu şeyin. Bu olayın yanlışlıkla story'e atıldığına inanmadım. Ha, bana kimse inandıramaz. Aynen öyle. Niye bilerek atsın peki? Rakam yükseltmek için. Yıldız Tilbe 350 bin lira yılbaşına çıkamaz mı? Bak bana diyorsun ki çıkarmaz mı çıkar mı dediğim de sana cevap verdiğim zaman kıza kızı rencide etmiş olurum. Kendi düşüncemi söylersen. Ben sana diyorum ki bu bilerek atılmış bir şey. Sadece bunu söylüyorum sana. Diyorsun ki Yıldız Tilbe 350 bine değil kaşesi, yılbaşı kaşesi. Bak hakikaten sen normal değilsin bu sabah. Veya zaten çünkü her sabah değilsin de bu sabah da. Yani benim üzerime gelme. Sadece ben kimseyi rencide etmek istemiyorum. Sadece diyorum ki ben böyle bir şey yazacağım evde. Evet sen evde yazmıyorsun. Veyahut senin menajerim yazdı. Atıyorum. Evet. Ben de yazıyor. WhatsApp'tan bunu muhasebecime gönderirken birdenbire Instagram DM'e gireceğim ve bunu göndereceğim. Sence Twitter'da bunu paylaştı. Twitter'da paylaştı. Evet, yanlışlıkla paylaştı. İşte Twitter'da, sonra da kaldırdı. Twitter'da da paylaşmak daha zor Instagram'dan bir de bunu. Yani bana böyle şeyler hiç inandıramazsınız. Bunlara ben inanmam. Peki mesela kaça çıkıyordur Yıldız Tilbe? Onu bilemem. Onu da Edirne söylemem. Bahar Festivali'nde kaça çıkar mesela? Yani onu bak bilemem. Onunla da alakalı bir şey, bir yorumda bulunamam. 100 bin lira olur mu? 160 ama bin lira yazıyor hani burada. 350 bin lira, 400 bin lira falan yılbaşı alacağını olur. Yılbaşı olur. Düşünmüyorum ben. Yani 160 bin lira aldığını da düşünmüyorum. Ama bu ben bunu düşünmüyorum. Bu doğru olacak diye bir şey değil. Bunların rakamları yazıyor. Ebru Gündeş paylaştı ya şimdi bütün konserlerini. Hmm. İşte şurada çıkıyorum, burada çıkıyorum falan filan diye. Tamam. Şimdi böyle bir şey başladı yavaş yavaş. Hani benim de iş anlaşmalarım bunlar. Ben de bunlardan bu kadar para alıyorum. Alanya Belediye Festivali mesela. Oradan haber bekleniyormuş. 200 bin lira yazmışlar yanına. 200 bin lira istemişler ama demek ki 150-160 bin lira. 200 bin lira açıyorlar kapıyı. 150-160 bin lira iniyorlar. Yani 100 bin lira her sanatçı alıyor şu anda. Yani 100 bine yakın alıyor. Yani. Evet. Alaçatı'daki genelde konserlerinden alıyor. 100 bin lira alıyor. Alaçatı'da bir şey var ya, bir kulüp İstanbul'da vallahi da var. Bilemedim. Oradan 100 bin lira alıyormuş. Yani sadece bunu Twitter'a böyle yanlışlıkla paylaşılması, Kerimcan'ın yapmış olduğu o DM'e yanlışlıkla paylaştım demesi gibi bir şey yani. O çok zor bir inandırıcı değil. İnandırıcı değil. Ha. Yani bunu bir şekilde duyurmak istemek bu. Ben 160 öyle aldım. Bin lira. Bak Cengiz hakikaten normal. Cengiz'e matematik olsun arkadaşlar. Para olsun. Bak şimdi konu geçti, bak, bitti. Hala onu hesaplıyor 160 bin lira diye. Topladım bile. Yıldız'ın eğer bu doğru ise bu yılki kazancı 2 milyon 240 bin lira. Yani düşün. Üzerine Almanya'yı koyarsan 35 bin euro 234 bin yapıyor. 2 milyon 474 bin yapıyor. Bilmiyorum şimdi. Yani bir şey söyleyeyim. Eğer beklenenler de dendiği gibi gelirse 850 bin daha geliyor. Evet, evet. Yıldız 3 milyon 200
324 bin lira kazanıyor. Şimdi nereden şey yapıyorum biliyor musun? Şeye düşüyorum. Şimdi biliyorsun Erol Köse'yle bir davası vardı. Ve Erol Köse mallarına haciz koydurmuştu. Bir tek Bostancı'da bir tane, Üst Bostancı'da minibüs yolunda bir dairesi, bir tane de İzmir'de bir çiftlik gibi bir şeysi vardı. O zaman gazetelere düşmüştü çünkü bu haber. Onlara da o zaman işte haciz falan koydurmuş. Oradan mal varlığını falan oradan okuduğum için... Bir, ama belki hani belki şu anda alıyordur, onu bilemiyorum ama yani